30 dakikaya hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 26 Mayıs günlerden Perşembe. Faiz toplantısı var bilindiği gibi saat 14'te. Sonuçları zaten ekranda yansıtacağız ve yorumlayacağız. Ama onun öncesinde hemen tarım editörümüz İrfan Donat'a döneceğim. Çünkü şeker konusu önemli bir konu. Özellikle son dönemde biliyorsunuz çok ciddi korumacılık başladı ülkelerde ve ithalatı yasaklayıcı ya da vergi getirici tedbirler almaya devam ediyorlar. En son Hindistan'da gördük bunu. İrfan hoş geldin. Hoş bulduk Zeliha. Şimdi İrfan bu bir konu sabah da gördük, okuduk. Ben de baktım. Şimdi ithalat yetkisi verilmesine ilişkin bir çalışma var imalatçılara şeker için. Sen de daha önceki yayınlarda şekerde imalatçıların ithal edemediğinden bahsediyordun. Şimdi hem de tedarik sorunları vardı. Evet. Ürüne ulaşamıyorlardı ya da yüksek maliyetlerden ulaşıyorlardı. Evet. Şimdi bunu biraz anlatır mısın bize? İyi bir şey mi olacak? Bu beklenen bir şeydi. Onu öyle söyleyeyim. İyi bir şey mi? Tabii ki gönül isterdi ki içerideki üretim daha fazla olsun, stoklarda sorun olmasın, fiyatlar da istikrarlı bir şekilde olup herkes makul fiyattan şeker ulaşsın. Ama şöyle filmi biraz geriye sararsak, geçen sezon üretimde bir düşüş vardı zaten. Bunun fiyata bir yansıması oldu. Bunları konuşmuştuk, hatırlıyorsun. Onun dışında normalde ihracatçı firmalar DİR kapsamında, dahilde işleme rejimi kapsamında şeker ithal ediyor. Mamullerinde bunu kullanıyor, işliyor ve ihraç ediyordu. Ama iç piyasada, yani dünya fiyatları yükseldi, iç piyasada biraz fiyatlar aşağı kalınca, daha önceki dönemler için bahsediyorum, şu an için değil. Yaklaşık 250 bin tonluk o ithalat gerçekleşmedi. 200 bin ton neredeyse iç piyasadan alındı. Bunun da fiyatlar üzerinde bir baskısı oldu. Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber o bölgede fabrikaları olan işletmeler üretimi durdurunca onların Türkiye'deki fabrikalarına yoğunluk kaydı. Orada da bir şeker tüketimi fazla oldu. Hani bunların hepsini üst üste koyunca bir de spekülatif etki, stoklardaki sıkıntıya dair hepsi fiyatları yukarıya çekti. Dün neredeyse 1200 lira var çuvalı. Kaçtan geldi buraya? 2019 gibi düşün. Ya, o kadar geriye öncesi gidersek çok çok rakamlar, yani 300'leri 400 belki şeydir, yani daha da düşük olabilir. Ama sadece şunu söyleyeyim, Türk Şeker'in açıkladığı fiyatla baktığımız zaman aradaki 2-2,5 kata neredeyse bir makas açıldı. Ama Türk Şeker de açıkladığı fiyattan ürün veremiyor. Yani öyle bir kota konuldu. Şirketlerin günlük ihtiyacının çok çok küçük bir kısmını karşılıyor ya da aylık ihtiyacının. Dolayısıyla bir taraftan fiyatlar yüksek, bir taraftan erişim söz konusu, erişimde sıkıntı söz konusu. Bunların hepsi önümüzdeki dönemde daha büyük bir aslında risk yaratıyordu bize. Türk Şeker peki isteyen bu fiyattan gelsin alsın demişti. Seninle sonra yayında konuştuk bunu. Evet. Hayır, ulaşılamıyor dedik. Sektör temsilcilerine sorduk. Hayır, alamıyoruz dediler. Doğru. Çok sınırlı miktarda alınıyor. Evet, çok sınırlı miktarda. Sonra başka çözümler dendi vesaire vesaire. Şimdi bu ithalatın önünün açılması fiyatlara nasıl yansıyacak? Artı bizim girdilerimizi nasıl etkileyecek? Artı bunu ithal edeceğiz, içeriye mi vereceğiz? Yansımaya başladı bile. Şöyle yansımaya başladı. Dün 1200 liralar seviyesindeki çuval başına fiyatlar şu anda 1000 liralara geriledi. Yine biraz önce telefonda görüştüğüm sektör paydaşlarına aldığım bilgi, elde mal yok diyen tedarikçilerin bir kısmı mal teklif etmeye başladı. Çünkü ithalatla beraber fiyatların düşeceği tahmin ediliyor, öngörülüyor. Dolayısıyla tırnak içerisinde olumlu bir yansıması zaten oldu. Olmaya da devam edecek gibi. Ama şunu unutmamak lazım. Artık sadece şeker üzerinde konuşmuyorum Zeliha. Gıdanın hiçbir şeyi ucuz değil. Dünyada eskiden hani ucuzdu, hemen ithal ederiz, işte içeride fiyatları dengeleriz gibi bir yaklaşım vardı. Bugün baktığımız zaman küresel manada şeker fiyatları 550-560 dolar seviyesinde. Artı buna 150 dolar yakın bir navlunu eklediğimiz zaman 700 dolarlık bir ton başına bize maliyeti var. Peki ama şimdi ton başına 1200, ton başına ne kadar burada TL olarak? Şu anda yani normal olarak çuval fiyatı işte 1200'dü, 1000 liraya geldi. Hı hı. 50 lira, 50 kilogramlık çuvallardan bahsediyoruz. Hı hı. Oradan yola çık. Şimdi şu, ama sıkıntı şu. İşin fiyatının da ötesine geçtik. Stoklarda ciddi bir sıkıntı oldu. Dile getiriliyordu zaten. Her ne kadar kamu tarafı bunu çok yüksek sesle dillendirmese ya da kabul etmese de baktığımız zaman bazı kesimler 600 bin ton civarında şeker stoğu olduğunu bahsediyor. Kamu, özel sektör, kooperatifler dahil. Bazıları bunun 450 bin ton olduğunu dile getiriyor. Yani hangisini baz alırsak baz alalım. Eylül ortası, Eylül sonuna doğru başlayacak sezona yetecek kadar şeker olmadığı dile getiriliyor. Yani birinci senaryoyu baz alırsak Ağustos sonuna kadar neredeyse bir şekerimiz var. İkinci senaryoyu, yani 450 bin tonu baz alırsak da Temmuz ortasına kadar bir şeker stoğumuz söz konusu. Dolayısıyla arada 1,5-2 aylık bir açığımız söz konusu. 200-250 bin ton civarında bir
ihtiyaç telaffuz ediliyordu. Belki bu tabii şimdi yaz dönemine girdik. Turistler gelmeye başladı. Yani dolayısıyla talep tarafında bir artış olacak. Ürünlerin tabii ki şimdi yaz döneminde çeşitleniyor. Tatlı ürünler de çeşitleniyor. Tabii. Bunların etkisi var. Mülteciler, normal nüfus, tüketim bunların hepsini üst üste koyduğumuzda bu ithalat zaten beklenen bir şeydi. Şimdi senin verdiğin rakamlara göre 12.800 TL'ye geliyor. 800 dolardan ton başına hani 16 lira baz alırsak doları. Öbür türlü içeride 1000 TL dedin 50 kilosu yani 100 kilosu 20 bin liraya geliyor. Hı hı. Yani fiyatlarda böyle i̇şte, hani bir rahatlatma. İşte bu şişkinliğin aslında işareti yani o köpüğün işareti. Muhtemelen o maliyet şu anda daha da azalacak. Yani 1200 lirayken 1000 liraya geldi çuvalı. Muhtemelen yarın bir gün ithalatla beraber bu 900, 800 lira kadar, 700 lira kadar belki gerilecek. Bilmiyoruz. Bunu izleyip göreceğiz. Ama sonuç itibariyle bunun zaten bütün imalatçılar, gıda sanayi dahil beklediği bir hamleydi. Yapılması gerekiyordu. Biz de hep şunu konuşuyorduk. Yani elde stok varken yapılacak ithalatın maliyetiyle stoğun en sonuna geldiğimizde artık yapılacak bir ithalatın maliyeti aynı olmayacak tabii diye. Çünkü dünya piyasaları da Türkiye'yi çok yakından takip ediyor. Yani senin elinde ürün varken yaptığın pazarlıkla elinde hiç ürün yokken yapacağın pazarlığın bir maliyeti mutlaka olacak. O yüzden zayıf elimiz yani. Zayıf olacaktı. En azından şu anda o kadar zayıf değil. Stoklarımız hala olduğu için. Ama tabii küresel manada da şu anda bir hareketlilik söz konusu. Hindistan biliyorsun kısıtlamaya gitti. Gerçi bu kısıtlama bir buğdaydaki gibi algılanmamalı. Yani Hindistan zaten geçtiğimiz yıllarda ortalama 7-7,5 milyon ton, hadi bilemedin 8 milyon tonluk bir ihracatı varken 10 milyon tonla sınırlayacağını açıkladı. Yani normalde zaten 10-15 milyon ton ihracat yapmıyordu. Talep arttığı için 9 sınır milyon koydu. Ton hali hazırda bir talep var. Bunun 11-12 milyon tona gitme ihtimali var. Onun önüne geçmek adına bir hamle de yaptı. Onun da o yüzden küresel piyasalardaki etkisi %1 ile sınırlı kaldı. Londra uzun vadeli işlemlere baktığımız zaman. Orada işte dün 556 dolar falandı. Bugün bakmadım şu an yayın öncesi. Peki son 1-2 dakika hemen onda. Şimdi bunun çalışma başlatıldı. Bu gelecek, gelmeyecek. Tarife kontenjanı açılacak. Bizim üretimimiz mi çok kısıtlı pancarda? Bunlar... Pancar zaten kotayla üretilen bir sistemde. Yani planlı üretim söz konusu. Ama geçtiğimiz yıl olumsuz hava şartlarının etkisi, bir de fiyatlardaki bazı sıkıntılardan dolayı kotalarda bir düşüş oldu. Üretim kotasında bir düşüş oldu. Yani pancar şekerinde bir düşüş oldu ve bunun da otomatikman işlendiği zaman şekere bir etkisi oldu. Şimdi bu sezon biraz daha şey var, belirsizlik var ama şöyle, Türk Şeker tarafında belki kotalarını doldurma riski olabilir ama özel sektörün bunu kapatacağı, kooperatiflerin bunu kapatacağı konuşuluyor. Çünkü ekilişler tamamlandı ama sezon dediğim gibi Eylül ortasında açılıyor. Hatta ekilişler biraz sarktı. Dolayısıyla Eylül'ün sonuna kalabilir sezon. Ama en azından kotalar dahilinde, kotada kısmi olarak arttırıldığı için inşallah havalar da iyi giderse, fiyat da çiftçiyi memnun edecek şekilde olursa bundan sonraki süreç daha sürdürülebilir ya da yönetilebilir olabilir. Çok teşekkürler İrfan. Konuşmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor önümüzdeki süreçte. Ben hemen Akar Aydemir'e döneceğim, Para Bu İş Geliştirme Yöneticisi. Senin manşetlerin başlıkları nedir Akar? Selamlar, iyi yayınlar. Bugün yine aslında çok zaman olduğu gibi regülasyonlardan bahsedelim, Amerika'dan bahsedelim. Amerika'da uzun süredir tanıdığımız, bildiğimiz bir senatör aslında Cynthia Lummis. Aslında bir tasarı önerisi yaptı şu an, bir tasarı planladılar. Tasarıda aslında kripto varlıkların sınıflandırılması önemli husus olarak ortada. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde aslında değerlendirdiğimizde Amerika'da regülasyonlar hep gündemdeydi. Biden'ın sene başında yaptığı aslında talimatla kurumların tek bir doğrultuda hareket etmesinin önü açılmıştı. Bunları destekleyici faaliyetler tabii. Kategorizasyon önemli bu noktada. Çünkü kripto varlıkların kategorize edilmesi demek aslında her kripto varlığa aynı yöntemin uygulanmayacağı anlamına geliyor. Yani stable coin'ler farklı, MTA olarak kabul edilenler farklı, menkul kıymet olarak kabul edilenler farklı ve aslında bu farklı sınıflandırmalara göre farklı kurumların ilgi alanına girmeleri söz konusu olabilir. Şimdi böyle bir dönemin önünü açıyor. Cynthia Lummis ve aslında başka bir senatör daha var ve bir cumhuriyetçi, bir demokrat senatörün verdiği bir teklif bu. Değerlendirmesini bekliyoruz tabii. Önümüzdeki süreci takip edeceğiz. Şimdi başka aslında gündem maddelerimizden bir tanesi her zaman yatırım. Geçtiğimiz yıllarda kripto ekosisteminde çok fazla para birikti. Çok fazla fon kripto ekosisteminde yatırım yapmaya başladı ve bunların geri dönüşlerini ciddi şekilde aldılar. Çok ciddi bir karlılık var ve geri dönüş, buradaki yatırımın geri dönüşü de tekrar yatırıma yönleniyor. Şimdi bunun örneklerinden bir tanesi aslında ünlü bir bu anlamda yatırımcı olan Andreessen Horowitz.
Burası bu hafta itibariyle 4,5 milyar dolarlık bir yatırım planından bahsetti. Kriptoya adanmış, kripto ve Web3 teknolojilerine adanmış 4,5 milyar dolarlık bir yatırım fonundan bahsediliyor. Daha önce bunun 1,5 milyar dolarlık diliminin direkt olarak seed, yani aslında tohum dediğimiz erken dönem kripto projelerine yatırım olarak ayrıldığını, 3 milyar doların ise venture capital'lara ayrıldığını biz görüyoruz. Odaklandığı alanları da açıkladı. Özellikle sosyal medya, Web3 platformları, oyun sektörü, buralara odaklandı söylüyor. Büyük bir fon aslında kripto konusunda Andersen Horowitz'in ayırdığı, bugüne kadar yaptığı yatırım 7.6 milyar dolara çıkıyor. Burası niye önemli aslında Andersen Horowitz? Daha önce Web2 dediğimiz o büyük sosyal medya devleri ve internette şu an kullandığımız versiyonuna da erken dönem yatırım yapan bir kuruluş aslında Andersen Horowitz. Bildiğimiz Instagram, Facebook, Airbnb, bunların hepsinde erken dönem yatırımları var. Ve şu an ciddi bir miktarda da kriptoya yatırım yapıyor gibi gözüküyor. Bu da önümüzdeki sürecin ne kadar aslında potansiyel barındırdığını, yatırım ekosisteminde ne kadar potansiyel barındırdığını düşüneceğini biraz işaret ediyor diyebiliriz. Şimdi son olarak Orta Afrika'ya gidelim. Orta Afrika'da aslında bir şeyimiz var. Biz geçen hafta Portekiz'den bahsediyorduk. Portekiz teşvik düzenlemelerini geri çekmişti. 4 yıllık bir teşvik düzenlemesiydi. Vergi avantajı sunuyordu. Ve ciddi bir şekilde ekmeğini yemişti. Pek çok yatırım şirketi, pek çok kripto ekosisteminin aktörü Portekiz'e gitti. Portekiz'e yatırım yaptı. Peki. 4 yıllık süre içerisinde normalleşme süreci giriyor ve vergi avantajlarını geri almakta. Peki. Akar, teşekkür ediyorum verdiğin bilgiler için. Hemen ben konuğuma döneceğim. Murtaza Karanfil Musayat, Libya Başkanı. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Şimdi tabii Libya hep sıkıntılı oldu. Son 20 yıldır, 10 yıldır hani 10 yıldır yoğunluklu siyasi süreci. Ama çok da potansiyel taşıyan bir ülke ticari açıdan. Biraz özetleyelim isterseniz Türkiye-Libya ilişkilerini ve Libya'daki son durumu hem halkların ve siyasi olarak hem de tabii ekonomik olarak. Dila Hanım, öncelikle teşekkür ederim. Tabii ki Libya'ya bizim geçmişimiz 1972'de müteahhitlik işiyle başlamıştır. Yurt dışı ilk müteahhitlik deneyimimizi orada almışızdır, orada kazanmışızdır. Tabiri caizse bir çıraklık döneminden ustalık dönemine Libya'da geçmişizdir. Libya'nın son 11 yıldır kargaşa, kaos halinde bulunması, 2011'de 17 Şubat devriminden sonra Libya'nın maalesef hala aynı süreci devam ettirmesi, Libya'nın aslında 41 yıllık baskı rejimi ve maalesef siyasi deneyimsizliğinden ortaya çıkmaktadır. Tabii ki Libya 2000 yılların başında 96 milyon dolar ihracatla başlamışız. Geçtiğimiz yıla baktığımız zaman 4 milyar dolarlık bir ticaret hacmi bulunmakta. Bunun 2.4 milyarını biz gerçekleştirmişiz. Ancak bu bizim açımızdan yeterli bir rakam değildir. Evet. Her ne kadar nüfusu az da olsa jeopolitik konumu itibariyle Libya Afrika'ya açılan bir kapıdır. MÜSİAD'ın geçen hafta Libya'da şube açması, 50 iş adamını götürmesi, hem Ekonomi Bakanı, Sanayi Bakanı, Sayıştay Başkanı, Başbakan, Dışişleri Bakanı ve 7 ayrı bakanıyla açılışa katılması, Türkiye'ye olan rağbeti göstermektedir. Aslında Türkiye'nin kalkınma planında başarılı olması, başarılı hamleler atması, bu coğrafyada hem milli hem dini bağlarımızın olduğu bu coğrafyada bizden beklentileri yükseltmekte. Peki şimdi 2.4 milyar dedik, önümüzdeki 5 yıl içerisinde bildiğim kadarıyla 15 milyar dolara kadar bir ihracat hedeflemesi var değil mi? Libya'nın stabil bir duruma gelmesi halinde orada kurulacak lojistik üslerle birlikte Afrika, 1.5 milyar nüfuslu Afrika nüfusunu göz önüne aldığımız zaman 10-15 milyar civarında bir ticari hacim gerçekten hayal olmayacak bir ticari hacimdir. Şimdi tabii orada halklarda zor durumda, satılacak çok ürün var. Orada hangi ülkeler ticari bağlantılara sahip? Türkiye orada o bölgede ne kadarına acaba müktedir orada? Birinci sırada Çin ithalatta mevcut. Tabii Çin bütün dünyayı mahvetmiş durumda. İkinci sırada Türkiye'dir. Ancak biliyorsunuz
Libya halkı 2002'den beri Türkiye'ye gelip gitmekte. Bir istatistik yapılmış Libya'da ve halkın %60'ının Türkiye'ye gelip gittiği görülmüş. Dolayısıyla Libya halkının bizden beklentisi Türkiye'deki kalkınmanın yansımalarını kendi ülkesinde de görmek istemesidir. Libya'nın bugün son açıklanan verilere göre 74 milyar varil petrol rezervi, 174 trilyon fit metreküp doğal gaz rezervi bulunmakta. Aslında yeraltı kaynaklarını iyi bir şekilde değerlendirirse Libya, Libya o bölgede 100 milyon insanın ekonomisini çevirmeye yetecek potansiyele sahip. Peki bir nasıl bir olasılık görülüyor? Şimdi siz oraya gittiniz, tabii Müsait Şubaş'tı. Oranın mevcut durumu, ekonomik ortamı nasıl şu anda? Libya'da şu an stabil bir durum var. Milli Birlik Hükümeti biliyorsunuz 24 Aralık'ta seçime götürecekti. 6 ay daha uzadı. Biz yakın bir tarihte seçim olasılığını pek görmüyoruz ama bu stabil durum dahi, kurlardaki dengeli durum dahi ticarete olumlu yansımakta. Ancak Doğu ile Batı arasındaki barış görüşmelerinde ileri adım atılması bu ticareti hızlandıracaktır. Şimdi tabii Türkiye-Libya ilişkileri çok, yani siz de bahsettiniz zaten, çok uzun yıllara dayanıyor Türkiye-Libya ilişkileri. Şimdi bilindiği gibi Avrupa tarafında yaşanan gelişmeler, işte oradaki enflasyonist durumlardan kaynaklı biraz daralma, hatta Avrupa'nın fakirleşmesi bekleniyor. Hollanda'dan Rutte'nin açıklaması bu yönde. Davos zirvesinde hep aldık bu bilgileri, Davos'ta zaten Bloomberg Heads ekibi. Şimdi dolayısıyla alternatif pazar ihtiyaçları doğuyor. Şimdi Libya böyle bir potansiyele sahipken neler yapılmalı oranın kendi durumunun özelinde? Onu dışarıda tutuyorum. Yani ulaşım olsun, ulaştırma olsun, ürün çeşitliliği olsun. Ne gibi çözümler ya da ne gibi bir yol izlenmeli size göre? Yani bakın, dünyanın daraldığı nokta Afrika gibi muazzam bir kıta önümüzde. Ve bu kıtaya açılan bir kapı önümüzde Libya. Libya'ya baktığımız zaman 41 yıllık baskıdan kaynaklanan halkta maalesef küresel ticarete entegre olmamış bir durum söz konusu. Evet. Burada bizim Libya'yı tabiri caizse sahiplenmemiz, Libyalı kardeşlerimizden Afrika'ya doğru yol almamız lazım. Libya sürekli dediğim gibi Afrika'ya açılan bir kapıdır. Daralan bu dünya pazarında yeni bir pazardır. 1,5 milyar gelişmekte olan, hemen hemen her şeyini ithal eden bir ülke önümüzde. Ve bu gerçekten Orta Afrika'ya ulaşım konusunda neredeyse 1/3 termin ve 1/3 maliyetlerin söz konusu olduğu lojistik maliyetlerde Libya cazibesini koruyor. Burada bizim yapmamız gereken Libyalılara küresel ticareti öğretip Libyalılarla kazan kazan ilişkisi sağlatarak sağlanmalıdır. Peki sizin de grup olarak bildiğim kadarıyla İstanbul-Mısrat arasında bir Libya gemi seferi. Bu da önemli çünkü gemi seferleri aslında belki de dünyada yeterli derecede ya da Türkiye kullanamıyor bu gemi seferleri. Özellikle şu son durumdan sonra. Oradaki beklentiniz nedir? Bizim münhasır ekonomik bölge anlaşmasını bir nevi ticaretle doldurduğumuz bir iş anlayışıdır gemi seferlerimiz. Şu anda 900 yolcu, 400 araç ve 1700 ton yük alabilen, haftada bir, 3 günde Haydarpaşa Limanı'ndan Mısrata Limanı'na ulaşan bir gemi söz konusu. Burada hem neredeyse uçak hızına varan bir termin söz konusu, maliyetlerde neredeyse uçak maliyetinin 1/5 fiyatına, aynı şekilde Libya'dan gelen turizm amaçlı ülkemize gelmek isteyenlere de cazip maliyetli bir seyahat sunmakta. Bizim burada yapmak istediğimiz şey aslında Libyalı kardeşlerimizle ticareti hızlandırma, geliştirme. Özellikle 3 günde bir ürünün Libya'ya varması o ülkeyi cazip hale getiriyor. Yani Çin tamam vardır, doğrudur ama Çin dünyanın öbür tarafında ve neredeyse Çin'den ürünlerin, siparişlerin Libya'ya varması 2 ile 3 ayı buluyor. Peki bunu biz avantajımıza çok kullanamıyoruz anladığım kadarıyla. Yani hem çok kısa sürede ulaştırabiliyoruz ürünleri.
nasıl daha hızlı hale getireceğiz? Ya da Çin egemenliği, tabii Çin de şu an mevcut durumda biliyorsunuz. Onlarda da ekonomik bazı problemler var. Bunu fırsata nasıl çevireceğiz? Biz aşağı yukarı 12 seferdir bunları yapıyoruz ve her seferde artış görmekteyiz. Yani ihracatı artırıcı hamlelerdir bunlar. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiye katkıdır. Aynı zamanda müteahhitlik işlerinin gelişmesiyle belki oraya gidecek çalışanların ulaşım maliyetlerinde de oldukça cazibeli bir durumdur. Biz bunu bir gemiyle başlattık, İstanbul'a başlattık. Ancak bunu geliştirmeyi düşünüyoruz. Bugün Akdeniz İhracatçılar Birliği, Ege İhracatçılar Birliği olsun. Bunlarla da yeni projeler üretmeyi düşünüyoruz. Antalya, Marmaris, evet, İzmir, evet. Buralara da seferler düzenlemeyi planlıyoruz inşallah. Hem 25 yıl önceki nostaljiyi canlandırmak, hem de yakın mesafede olan Libya'ya alternatif bir ulaşım, hem ürün hem yolcu ulaşımında alternatif bir yoldur. Evet. Ve oldukça Libyalı insanın da cazibesini çekmiştir bu. Peki, çok teşekkür ediyorum ben. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Bitiriyoruz, 16'da tekrar karşınızdayım.